Sevgili Nihat Ebu Nasır'a dönmek istiyorum. Bir Gazzeli olarak, bir Filistinli olarak bugün Mahmut Abbas'ın konuşmasını sevgili Doktor Nihat Ebu Nasır, nasıl değerlendirdin, nasıl okudun? Açık söylemek gerekirse ya şehadet ya da zafer, cahsel rafattan sonra, Mahmut Abbas'tan ilk defa duyduğumuz bir ifade oldu. Ve bir taraftan da gazzeye gideceğini ifade etti. Bir Filistinli olarak sen Mahmut Abbas'ın bugün yaptığı konuşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Teşekkür ederim Çetin Erbey. Aslında dediğiniz gibi alışılmışın dışında bir güçlü konuşma dinledik bugün Sayın Abbas'tan. Ee, ancak şunu ifade etmek istiyorum biz Filistinliler olarak ben e, Filistinler adına konuşacak olursam ailemin adına çevremin adına biz e, sloganlar yerine icraata bakarız zira az bir şey yaşamadık. Ama aydır, e, şehit dair de, icraata dair de ifadeler kullandı yani ben Gazze'ye gideceğim evet. dedi artık Kudüs'e gideceğim evet. dedi. Ve ben mesela açık davranmak gerekirse yıllardır sahayı takip ediyorum. İki senede bölgede görev yaptım. Yahsa Arafat'tan sonra işte Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde ilk defa bir siyasi aktörün bu denli sert bir çıkış yaptığına şahit oluyoruz. Ama başka bir şey, bugün İsrail medyası da, şimdi bakıyorum böyle tek tek, üçüncü intifada olarak üçüncü intifadayı ilan etti e, ifadesiyle e, bakıyorlar olaya. Yani biz e, Gazze'de e, birçok şey söyledi bugün. Ben hepsini not ettim. İşte Gazze Filistin'in asli bir parçası, e, Kudüs keza Batı Şeria, e, tutsaklarımızdan bahsetti, şehitlerimizden, e, insanların maruz kaldığı işkencelerden e, ve birlik ve beraberlikten kendi aramızda bunu halletmeye çalışıyoruz dedi. Biz daha ne kadar bekleyeceğiz Filistinler olarak? Günde yüz şehit veriyoruz. Ne kadar kendi aramızda konuşacağız? Artık insanlar sıkılmış durumda. Halkımız buna izin vermeyecek diyor. Peki o halk çelikten mi? O halk candır. O halk her şeyini verdi. O halk aç, susuz, hasta, eğer 50 şehit kaybettiysek bu kadar hatta 2-3 katı hastamız var, yaralımız var, tedavi yolu olmayan insanımız var, çocuklar açlıktan ölüyor. Benim ailemden ben yeğenimi açlıktan kaybettim. Yani yeğenimi kaybettim bu hafta. Peki ne zaman icraata dökülecek? Ben hiç unutmuyorum. İlk haftada 7 Ekim'den bir hafta sonra dedim Tabii ki Mursi'nin yaptığını örnek vererek neden bir lider kendini alıp Gazze'ye gitmiyor? Neden liderler toplanıp Gazze'ye gitmiyor? Ölmekten mi korkuyor? Şehit olmaktan mı korkuyor? Ölsün millete, ümmete örnek olsunlar. Neden gidilmiyor 10 ay sonra? Gerçekten biz bugün gururlandık bu konuşmadan ama Gerçekten icraata bakıyoruz hala, icraat istiyoruz. İnsanlar perişan, takatları kalmadı. Gazze'de yaşanan olayı gördünüz. Yani esirlere gözetim yapan kişi esiri vurdu. Çünkü çocukları katledildi. Bu daha önce yaşanmış bir olay değil. Ne zaman harekete geçeceğiz? Şu an birlik beraberlikten bahsediliyor. Peki tek engel nedir? Tek engel nedir? En son daha bir ay geçmedi. Pekin'de anlaştı bizimkiler. Neden icraata dökülmüyor bu anlaşmalar? Siz belki onu çok görüyorsunuz. Belki olumsuz da değerlendirebiliyorsunuz tutumu ama biz artık yıllardır birlik, beraberlik için gidilmedik ülke, oturulmadık masa kalmadı. Daha ne zaman? Batı şeriada kim engel oluyor insanların sokaklara dökülmesini? Kim engel oluyor o insanların, o dirinişçilerin düşmanlara karşı eylem yapılmasını kim 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 engel oluyor kimin elinde batı şeria ben onu bilmek istiyorum gizli mi saklı mı herkes biliyor daha ne kadar sanki birisi kafama silah dayamış da elimden bir şey gelmiyor İnsanları rahat bırakalım Gazze'de insanlar her şeyini veriyor batı şeriada mücahitler direnişçiler bir bomba yerleştiriyor bir yerde gidip ee, el fetih yönetimi onu çıkarıp o insanları tutukluyor. Bunları görmemiz gerekiyor. Acı gerçekler bunlar ama görmemiz gerekiyor. Peki engel nedir? Türkiye burada büyük bir güç. Büyük bir güç gerçekten. Batı ne yapıyor bu birlik ve beraberliğin olmaması için? Ne yapıyor? Seferberlik ilan edelim. Engel nedir? Gerçekten seferberlik şimdi ilan edilmeyecekse ne zaman? Yok ediliyoruz biz gazetede yok ediliyoruz şaka değil. Görüntülere alışıldı, rakamlara alışıldı. Bugün 50 bin, 41 deniyor. O 50 bin, 40 bin insandır. İnsandır, ailedir, yuvadır, sevgidir, geçmiştir, gelecektir, tarihtir. Kim dayanır buna? Ne kadar beklememiz gerekiyor? Ben anlamıyorum. Gerçekten bugünkü samimiyete inanmak istiyorum ben. Ama icraat görmeden hiçbir umut görmüyorum. Nasıl gidilecek Gazze? Bütün bugün... kapılar kapandıktan sonra. Bugün... Bütün kapılar kapandıktan sonra mı Gazze'ye gideceğiz? Bu Şu... kadar mı zoru seviyoruz? Gazze Şu... ardına açıktı. Aç Neden gidilmedi?